Ay yüzüme güneş vurdu. Herkese... Ay kedi ayağımın altındaymış. Herkese selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir günlük vlogla karşınızdayım. Bugün annemlere iftara gidiyoruz ve bugünümü vloglamak istedim. Şimdi hazırlandım gördüğünüz üzere. Makyajımı yaptım, giyindim falan. Çıkacağız şimdi, hatta bir tık gene geç kaldık desem şaşırır mısınız? Her zamanki gibi. Yani tahmin ettiğim, düşündüğüm saatte çıkamıyorum asla. Gene bir 15 dakika falan geciktik ama olsun, yapacak bir şey yok. Öyle yani. Şimdi hemen çıkalım. Artık orada da bir şeyler çekmeye çalışırım. Evin yakınlarına geldik. Yürüyerek çıktık. Şuradan da bayağı bir yorulduk. Şimdi ablamı bekliyoruz. Birlikte yeni açılan marketi gezeceğiz. Grocery. Hala da geleni çok ha. Nerede bu ablayı? Geliyorum, az kaldı diyor. İlk günler burada bir kuyruk oluyormuş ki var ya. Ta nereye kadar. Şimdi işte ablamı bekliyoruz dediğim gibi. Biraz gezip oradan da eve geçeceğiz. Ve ne zaman gelecek acaba? Bu arada şu paspaslar falan da bayağı ucuzmuş, 80 liraya. Şurada da halılar falan var ama insanlar var. Çekemiyorum şu an. Ha, geliyor. Burada da el hareketi yap bakalım. Yapamadı bak, geliyor musun insanların içinde? Yapar ki utanmaz ya. Hoş geldin. Haydi. Bırak, bıraktın mı? Bıraktım valla. Bunu galiba 90 almıştınız, 100 olmuş. Ha evet öyle. Bir tık fiyatlar artmış ilk güne nazaran ama gene bir tık ucuz diyebilirim. Şey çekeyim, ne olacak? Al. Neyse biz burayı gezelim şimdi birazcık, sonra evde görüşürüz artık. Şimdi biz eve geldik. Ablamla biraz grocery gezdik ama çok beğenmedim ben, biliyor musun? Neden? Bilmiyorum, Carrefour'a alışmışım ya, bana garip geldi birazcık. Ama güzel, bayağı ama büyük zaten varmış. Çok da detaylı gezemedik de öyle kapattı. Bir de kalabalıktı zaten Çok yani, çok kalabalık değil mi? fazla. Evet. Ampul falan alacaktık. Bayağı ucuz ampul var. Sen almışsın Ha, galiba. 47. Evet, 50. 53 tane veriyorlar işte. He, aynen. Onu alacaktık. İşte pideyi oradan alacaktık ama gene çok kuyruk olduğu için çıktık onları bırakıp. Valla oranın şeyi hiç bitmiyor. 2 haftadır öyle. Ana baba günü yani. Evet, Evet. önce biraz indirimliydi, şimdi artmaya başladı fiyatlarla. Gene bir tık daha ucuz ama. Bu konu bir de halk günüymüş. Kıvırcık falan 20 liraydı. Aa öyle mi? 37'ye çıkmıştı geçen. He, alsa Yok, kendin için mi mıydık? Yo, öyle? sana. Ha. Ben buradan kıvırcık mı taşıyayım? Ha, benim var canım Evet evde. ya, kıvırcık 30-35 her yerde. Burada 20 liraydı. Ucuzdu bayağı bence. Küçüktü ama. Valla İlk dikkat açıldığında etmedim. 19'a veriyordu. 2 hafta 19'dan verdi hep. Tabii canım. Şimdi bugün halk günü diyor o zaman. Ne işte Normalde kaç artık. bilmiyorum da. Güzel oldu ama Öyle ya, işte. değişik oldu. Carrefour Sen artık bayağı beğendin mi? boşalmıştı. Ben Evet, bayağı beğeniyorum yani. boştu. Hı? Ve Ama her hep türlü. sıra var. Al, bir şey alamıyorsun ki. Çok Sen sıra bekliyor oluyor. musun böyle? Vallahi bekliyoruz. Hele ilk zamanlar görmen lazımdı. O zaman da indirim vardı bir Oo, de. kuyrukta upuzun gidiyordu böyle Şu anda şeyde. valla ablamın çektiği gibiydi. Bayağı uzundu. Bir de hafta sonu ya, hafta sonu daha çok oluyor. İyi Hafta de içi şimdi pazar günü, azaldı halk artık. günü ne alaka? Pazar günü mü? Valla işte senden duyuyorum, bilmiyorum, daha işte yeni açıldı. Halk günü mü şey mi? Ne bileyim, öyle yazıyordu yani sebze Öyle. bölümünde, bilmiyorum. Öyledir demek. Öyle işte, şimdi eve geldik. Hiçbir şey almadan geldik yani. Ve şimdi oturuyoruz öyle. Luna'yı göstereyim. Göster, yatıyor bak. Hadi de gene geldi yanıma. Gene geldi belalım. Luna şey, Simba'dan sonra çok tombul tombul geluyor bana. Geliyor değil mi? Ki Düzelsen de. zayıflamış hali bu, bir de değil mi anne? Evet Hep evet gözünde geçen geldi çapaklar daha olmuş. şeydi. Ay, gel buraya, çapanı almak lazım. Bir Annem buraya baksana. haftadır şeyde içiyordu. Annem, Öyle bayılıp çirkin bayılıp kızım içiyordu. Su Su falan falan içiyor mu? Su da çok az içiyordu. Çirkinim. Şimdi Ne bir içiyor? tane mitosu var. Onu aldık. Onu çok Uy, seviyor. Ama da zarar pofuduk diyorlar. İçinde pofuduk ürün pofuduk gelirse ben. pofuduk. Tırnağı uzadı mı anne? Uzadı, evet, kesildi. Ben gene kese. Benim tırnaklı kısım geldi mi? Geldi. Simboşun Evet yani. geldi geldi. Onları bir poşete koydum zaten Tamam. kusmayayım diye. Annem, özledin mi beni? Deneyelim bunu da şöyle tırnak Hiç arası. özlemişe benzemiyorsun ama. Sen beni iyice unuttun ha.
Eskiden anne beni tanırdı. Geldiğim zaman anne şey yap. Tanıyor canım. Tanıyor mu dersin? Tanıyor da o yüzden kaçıyor işte sen. Ama rubriye buriye. Abuyu buyu buyu. Benden başka kim sevsin seni böyle? Çirkin. Çirkin kedim benim. Çirkin kızım. Obu. Obu. Bakın bakın Dana'ya bakın Dana'ya. Ay, ay bebeğim. Hadi görüşürüz annem. Şunlara bakın yağlara bakın yağlara. Dana 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 kurban da bunu kesmek lazım Dana. Dana her yeri yağlı 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 yağlı. Şunlara bakın. Bizimki 45 numara. Bizimki 45. Neyse ki bir şey olmadı. Biraz acıdı. Turnağı uzun kız. Batırdı bayağı. Ben seni seviyordum halbuki. Senin ayağına 36,5 diyordum. Sen niye beni tırmaladın? Neyse çok sinirlendi. Dayak yiyeceğim yoksa. Evet. Ben gözükmüyor mu? Yok. Gözükebilir. Onun hanımın tırnakları kesiliyor. Evet. Ben böyle uçtan uçtan kesiyorum da. Tırnak makasını siftahını bu yaptı. Yo bu zaten şeyin. He. Bunanın bu. Ben o sandım. Yok ama aynısı değil mi anne? Aynı boy mu? Kırmızısı. Ay bir tane batırda nasıl sızlıyor? Böyle kız onun şeyi öyle zehirli gibi. Evet. Baksana tırnaklar ne kadar uzun. Sen kestin işte en son. Aslında bizler aşağı çıkıyor olacak mı? Tamam anne bir şey yok. Sen bize zarar verme diye kesiyorsun. Yoksa sen bizim ağzımıza ediyor mu Allah? Kötü tatılmasın benim. Sonra belli olmaz. Dur. Hani. Bir şey yapmıyorum. Etini kesmiyorum anne. Bu uzun parça. Sana ait değil. Fazlalık. Bak bak bak. Bence de öyle. Tamam herhalde bu. Öyle veteriner gibi kısacık kesemiyorum ama şey alıyorum yani. Kılcal damarları var mı acaba bunlarda da? Kuş kadar narin değiller bence. Bayağı kökten. Sen bizimkini bir kere kanatmışsın sanırım. Ama tırnağın değil, et kısmını kanattım ben. Hmm. Çünkü yerinde durmadı. Bir de normal makasla kesmeye çalışınca etini hafif kesmiş. Bunu tutunca olur, bu olur. Duruyor. Bizimki... Mesela bu kesmiyor etini. Bizimki tırmalıyor. Dur anne. Sus. Baksana anne kanca gibi. Her zaman yakın çekim yapsana şunu. Oo maşallah ne güzel olmuş. Gel gel sen dibime gel. Çok uzun. Şey belgesel. Şunu çekiyor musun? Baksana görüyor musun sınırını? Şöyle. Şurada. Tamam annem. Tamam annem. Tamam anneciğim. Şşş. Annem tamam. Bir şey yapmıyorum. Sana ait değil bu. Tamam. Tırmalayacak tamam, suratını. Tamam 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 tamam. Kop kaldın. Dur. Poğaça eldim benim. Poğaça eldim. Sonuncu mu o elde? Dur. Evet şimdi şöyle bir kedi çimi var. Bunu yapacağız. Yani annem yapmayı öğretecek bana. Ben de bunu eve gidince Simba için yapacağım. Çünkü Simba yeşillik yemeği çok seviyor ve yapay çiçeklerime falan saldırıyor. O yüzden dedim yapayım hem de sağlık için de iyiymiş bu. Evet şimdi. Şimdi içinden toprak çıkıyor toprak böyle. Toprak çıktı. Bu da çimin tohumu. Onu da attık. Çim tohumlarını attık şimdi. Şöyle iyice karıştırıyoruz. Her yerden eşit çıksın diye. Bu böyle oldu. Tamam. Şimdi şunu geçireceğiz. Su? Filesi. Suya en son. Fileden sonra mı? Evet fileyi halledeceğiz ondan sonra. Bunu da böyle geçirelim. Bunu bir de bantlıyorsun öyle bunu mi? Bunu bir de ben bantlıyorum evet altlardan şey olmasın yoksa diye. Aslında gerek yok böyle de çıkıyor. Koyabiliyorsun değil mi? Hah. İstersen bantlama kabına göre. Al işte oldu bu kadar. Tamam ben de bunu yaparım zaten. Şimdi biraz da böyle alıyoruz. Suyumuzu da. Suyu niye çarpılıyor? Bir an şey sandım. Oruç kafa mı yaptı? Öyle.
Çok da su vermiyoruz ki çürüyor böyle fıs fısla. Arada bir mi veriyorsun? Arada iki günde bir. Bir günde mesela bir gün yapıyorsun, ertesi gün yapma. Tamam. Bir günde bir işte böyle. Şimdi bırakıyoruz. Sonra şimdi kaç günde büyüyecek bu? Valla bu 5-6 günde falan anca büyüyor. Hı. Yani tamam. Hemen şey olmuyor, çimlenmiyor. 5-6 günde uzamaya başlıyor. Ben de Simba'ya yapacağım. Bakalım. İşte bu kadar. Bayılır o. Bu kadar basit. Tamam. Büyümesini bekleyeceğiz. Evet, 5-6 gün sonra böyle herhalde yukarı doğru çıkacak. Onları yiyorlar, seviyorlar. Evet, çok beğendim. Duş. Sürekli açıp açıp gelenek videomu izliyorum. Manyak mıyım? Daha dün aldım, normaldir. Her gün giyesim değil mi? Aynen. Aynen, her gün giyesi varmış ona. Evet. Maalesef bir kere giyebiliyorsun. Ama sen iki kere giyeceksin. Bir de düğün bile yapmıyorum. Ama dış çekimde de geçeceğim ya. Bunu keseyim mi Tuğçe? Şimdi ablam güllaç için nar ayıklıyor. Annem pilavı koyacak. Kes anne, kes onu da ayıklayayım. Aslında pilavı ben yapacaktım ama saçım dökülmesin diye annem yapmaya karar verdi. Ya da ben mi yapsam acaba? Yok, ben koyarım. Anca olur bence. Dökeriz hepsini üstüne, güzel olur. İyi, tamam. Babamları da çekeyim. Onlar da içeride maç izliyor. Evet. Bunun ne kadar ilginç. Biraz da onları çekeyim. Vlog çekiyorum. El sallayın. Bilmem, o klasikti. Babam salladı ama. Onlar da maç izliyorlar şimdi. Biz de içeride bir şeyler hazırlıyoruz. Hadi iyi seyirler. İnşallah kaybedersiniz. Yok yok, şaka şaka. Hadi inşallah kazanırsın. Kimle oynuyorsunuz? Kazanırsınız o zaman. Şimdi artık yavaştan iftar saati gelmeye başladı. O yüzden biz de hazırlıklara başladık. Şöyle limonları doğradım. Böyle küçük kaplara koydum. Hurmaları da böyle küçük küçük sunumluklara koydum. Burada piyaz yaptık. Burada da havuç tarator yaptık. Bunu şimdi aslında böyle koyacaktım ama bu tabakları görünce dedim bunlara böleyim. Bunlara koyacağım şimdi havuç taratoru. Bir de şurada, dur şunu bir çekeyim. Gösterebilir miyim bilmiyorum ama biraz göstermeye çalışacağım. Şurada bir soğan mezesi var. Bunu da ısıtıp koyacağız gene sunumluklara. Bu şekilde yani yavaştan artık sofra hazırlığına başladık. Başlıyoruz, aynen öyle. Evet, biz iftar soframızı kurduk. Şimdi yiyeceğiz. Bu şekilde ana yemekleri de artık sonra çekerim. Soframızı tekrar gösterecek olursam, ablamın ellerinden sarı mercimek çorbası. Buna bayılıyorum yani, salçalıya göre daha güzel oluyor. Böyle gene ablam yapmış soğan mezesi. Bu da çok güzel oluyor. Burada havuç tarator var. Piyaz var. Gene orada da soğan ve şey var, havuç tarator. İşte hurmalar, pitliler falan. Bu şekilde çok güzel bir menü yaptık. Daha doğrusu yaptılar. Ben hiçbir şey yapmadım bugün. Bu şekilde şimdi bize afiyet olsun. Çektim. Evet, biz yemeklerimizi yedik. Şimdi çay faslına geçtik. Art arda. Aslında art arda olmadı. Bir saat falan geçti herhalde. Bu şekilde güllaç ve çay. Vallahi şimdi çay içmeye devam ediyoruz. Birazdan kalkacağız ama o kadar şiştim ki anlatamam. Sen de gel aşağı.
Anne sen de gözlük hadi son kez. Beni çekiyorsun ya. İşte. Hayır ya. Yok beni annemi çekiyorum. Annemi çekiyorum ya. Seni beni çekmiyorum. Ya kamera bana dedi kokunu çekme. Yok yok. Evet işte ne yapıyor? Nasıl? Bugün nasıldı? Yorucu mu? Yok güzeldi. Güzeldi. Yedik içtik. Şimdi çayımızı içiyoruz. Evet. Birazdan Özgen gidecek. Evet geri dönüşüm. Artık bakalım bir daha ne zaman görüşürüz. Hafta değil ondan sonra hafta değil mi? İki hafta sonra i̇nşallah, falan herhalde. İnşallah. O kadar araya şey girmeyecek aynen. Bu sefer. Sonra bayram zaten. Hadi sonra çeyiz. Bu ara çok görüşeceğiz. Oo aynen öyle. Evet, çok görüşeceğiz. Bu ara çok görüşeceğiz. Çok işimiz var. Çok. Aynen. Çok sık görüşeceğiz herhalde. Çok işimiz var. Evlendikten sonra görüşeceğiz bak. Evlendikten sonra gene azalır herhalde. Niyaz alsın. Evlendikten sonra herkes kendi evli evine köylü köyüne. Şimdi biz evden çıktık. Üsküdar'a doğru iniyoruz. Oradan motorla Beşiktaş'a geçeceğiz. Oradan da otobüsle eve geçeceğiz artık. Evet. Saat kaç olur? 11.30 mu olur? Şöyle düz ilerlesene. Sonra geçeceğiz karşıya. Burası da bir türlü bitmedi ya. Şimdi ne diyordum? Herhalde 11.30-12'yi bulur bizim eve gitmemiz. Artık evde de bir şeyler çekerim. Simba'yı gösteririm. Sonra da videomu kapatırım artık. O kadar da şiştim ki gerçekten yürüyemiyorum bile inanın. Karnım ağrıdı yani. Çok çok yedik ya. İftarlarda öyle oluyor gerçekten. Bir de ara vermeden üstüne tatlı çay çok şişiriyor insanı. Tabii yol uzun olduğu için araya çok saat koyamıyoruz. Şimdi 2 saat yolumuz var işte gidiyoruz. Böyle. Eve geldik. Bakalım Simba ne tepki verecek. Bayağı bir sıkılmıştır bu arada. Ay ve çok yoruldum. Ercan bir de zile bastı sağ olsun. Kedi kalksın diye. Şey hepsi kapıda bekliyordur o. Dur dikkat et Sercan. O kadar bak bak yürü. Sen gir. Yorulmasın sen. Ne? Evden yerinde duruyor. Orada babamın içine bir kere girmiş. Şeyi bulamamış. Bak dolap açık. Aha evet. Ay dur bir içeri gireyim. Anneciğim ne yapıyorsun annem? Sıkıldın mı? Oho yavrum benim. Bayağı bir saat geç oldu. 11.30 falan. O yüzden sıkıldı yavrum benim. Uy ölürüm sana. Ölürüm, ölürüm, ölürüm. Gel bak anneanne sana neler verdi gel. Gel bak. En pahalı mamalardan. Gel bak anneanne sana neler verdi. Bak bak bunu sana anneanne verdi bak. Kokla. Ne istiyorum? Su istiyordur herhalde. Kedinin kokusu almış olabilir. Hmm. Şey mamasını falan yememiş ya. Hiç yememiş hem de. Demek ki bir yere gidilmez bunu evde bırakıp. Böyle acından ölür bu. Evet. Ama dışı da çıkmış saat gibi. Evet onu akıl edebilirdik. Öyle işte. Yavrum ne yemeğini yemiş. Ne bir şey yapmış. Biraz dolap karıştırmış. Çiçek orada diye. Ama ben çiçeği yerini değiştirmiştim anneciğim. Ben senden daha akıllıyım. Uy yavrum benim yavrum yavrum. Uy. Hadi gel o zaman videomuzu kapatalım artık. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve de videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.